Melih Bey, ilk önce hem Sadat'ı hem Aslam'ı konuşacağız. İlk önce ben bir Sadat sorayım. Yani niye Sadat sürekli gündemde? Ve şirket misiniz, dernek mi? Yani şirket olarak geçiyor ama niye Sadat gündemde ve yasal statünüz ne? Tüzel kişiniz ya da. Sadat Savunma 2012 yılında Türkiye'nin medeniyet coğrafyasındaki dost ve müttefik ülkelerin silahlı kuvvetleri ve polis teşkilatlarına savunma ve güvenlik alanında askeri danışmanlık, askeri özel askeri eğitimler ve ikmal donatım hizmetleri vermek üzere kurulmuştur. Dikkat ederseniz müşteri portföyümüzde Türkiye'nin medeniyet coğrafyası ve dost ve müttefik ülkeler dediğimiz zaman 60'a yakın ülkeden bahsediyoruz demektir. Ve bunların sadece silahlı kuvvetleri ve polis teşkilatlarından bahsediyoruz. Dolayısıyla çok sınırlı bir müşteri portföyümüz var. Bugüne kadar da bu ülkelerden 20-25 tanesine ulaşmış durumdayız. Müşteri dediğiniz eğitim verdiğiniz yerler mi? Yani bunlara müşteri diye tanımlıyorsunuz. Tabii, biz ticari bir şirketiz, anonim şirketiz. 2012 yılında kurulmuş bir anonim şirketiz. Türk Ticaret Kanunu'na göre kurulmuş bir anonim şirketiz. Ve bir hizmet sunuyoruz. Savunma sanayi hizmet sektöründe faaliyet gösteriyoruz. Bu hizmeti de hangi müşterilerimize sunuyoruz? Türkiye'nin medeniyet coğrafyasındaki dost ve müttefik ülkeler. Kim bunlar? Yani bahsettiğiniz bu dost ve müttefik dediğiniz ülkeler hangi ülkeler? Yani Türkiye Cumhuriyetler, Orta Doğu ülkeleri ve Afrika ülkelerini kastediyorum. Malumunuz yani Amerika'ya veyahut da Avrupa'ya bir hizmet sunmaya kalksak sizce bizden böyle bir hizmet satın alırlar mı? Bakın biz 2012 yılında kuruluşumuz sırasında Türk Ticaret Sicil Gazetesi'ne yani Türk Ticaret Ticaret Odası'na başvurduğumuzda Ticaret Sicil Gazetemizin tüzüğümüz yayınlanıyor biliyorsunuz orada. Bu tüzükte sayfalarca yapmak istediklerimizi yazmışız. Satır satır yazmışız, sayfalarca yazmışız. Yani genelde şirketler bir iki kelimeyle faaliyet alanlarını özetlerler. İşte iç ticaret, dış ticaretler, işte tekstiller, inşaatlar falan gibi yani konularda sınırlar. Biz Türkiye'nin dost ve müttefik ülkelere, silahlı kuvvetlerine ve polis teşkilatlarına şu eğitimleri vermek, şu danışmanlık hizmetlerini sunmak, şu donatım hizmetlerini sunmak için bu şirketi kurmak istiyoruz diye izin başvurusunda bulunduğumuzda sayfalarca tutuyor bu. Bakın. Yani Ticaret Sicil Gazetemize internetten ulaşabilirsiniz. Evet, İnternet sitemizde de var. Evet. Oradan bakabilirsiniz. Bu kapsamda böyle bir başvuruda bulunan gerçekten ilk ve tek şirketiz. Bizden başka benzeri işleri yapan Türkiye'de şirketler var. Ama bu detayları vermiyorlar. Ve bu tür web sitelerinde de bunları ilan etmiyorlar. Biz bunları açıkça, şeffaflıkla hem Ticaret Sicil Gazetemizde yazdık. Çok şeffaf ve açık bir şekilde. Bizden başka yazabilen yok. Bunu cesaret edebilen başka bir firma görmedim ben. İnternet sitesinde bunları açıklıkla ilan edebilen başka bir firma da görmedim. Peki sizin dışınızda Sadat gibi gündeme gelmeyip de yani size benzer bir şirket var mı? Var tabii, olmaz olur mu? Onlar niye mesela gündeme gelmiyor da Sadat geliyor? Yani şimdi herkes öyle bir saldırıyor ki Sadat'a. Ama niye saldırsın mesela? Niye Sadat'ı durup dururken? Mesela muhalefet durdu ve saldırdı. Evet. Şimdi yıllarca iktidarla iş yapmış, bir şekilde iktidarın yanında durmuş, iş insanı olarak o dönem iktidar gazetelerinde insanlara gösterdiği mesela suç örgütü liderliğinden hani bir şekilde yargılanan Peker bile sizi işaret ediyor. Evet. Ama iktidarı tanıyor ve iktidarın yanında. Mesela niye o bahsettiğiniz şirketleri değil de Sadat'a hedef gösteriyor? Sizinle birlikte Suriye'ye gittiğini söylüyor. Silahlarınızın Suriye'ye geçtiğini söylüyor ve bir sürü şey söylüyor. Siz hepsini yalanlıyorsunuz. Biz asla böyle bir şey yapmadık diyorsunuz. Fakat bahsettiğiniz kişi Peker. Bu işi biliyor. Yani bu iddialarda bulunan kişiler belgelerini ortaya koyması lazım. Ben mesela hatırlıyorum. 2014, 2015, 2016 o dönemlerde Sedat Peker birkaç defa arattırarak randevu talep etti. Bizden ve Adnan Paşa'dan. Randevu vermedik. Davet etti. Gitmedik. İşte ya falan yerde işte bir düğün var. Ben düğüne gideceğim.
davetliyim, siz de gelin, hani resmi olarak görüşmek istemiyorsanız orada görüşelim dedi. Bunları kabul etmedik. Şimdi dönüp bu geçen seneki yaptığı iddialardan sonra dönüp baktığımda ben şunu anlıyorum. Birileri Sedat Peker'e gitmiş, biz Sadat'tan geliyoruz demiş. Ondan sonra böyle böyle bir şey yapmamız gerekiyor demiş. Ondan sonra muhtemelen Sedat Peker de bunun doğruluğunu teyit etmek için bizi aradı. Bizden herhangi bir cevap alamayınca ne yapması lazımdı? Ben bunu teyit edemedim deyip bırakması gerekirdi, öyle değil mi? Bizim böyle bir şey yapmış olmamız mümkün değil çünkü. Bırakması gerekirdi. Ama o buna devam etmiş herhalde. Kendi ifadeleri öyle. Kim yapmıştır bunu? O dönem FETÖ çok etkindi. FETÖ gitti. Ondan sonra biz Sadat'tan geliyoruz diye Sedat Peker'i aldattı diye düşünüyorum. Şu anda da kullanıyorlar bunu gayet güzel bir şekilde. Ama böyle bir şey varsa bunun belgelerini koyacaklar ortaya. Öyle iddia etmekle olmuyor. Peker'in gittiğini biliyoruz. Yani evet. Tırların nasıl gittiğini biliyoruz. Çünkü evet. O tırların fotoğrafları günlerce evet. Yayınlandı. Bunu herkes biliyor. Bütün medyada var. Peker'in bu suçu işlediği sabit diyorsunuz yani. Suçtan bahsetmiyorum. Bakın ya. Suçtan bahsetmiyorum. Silah... Bir silahtan bahsetmiyorum. Ha, şimdi Peker'in silah gönderinden bahsetmiyorum. Ha. Silah gönderdi demiyorum. Peker'in yardım gönderdiğine dair tırları biliyoruz. Evet. Haberdarız. Basın yapısı yani. Bunu yazdı ve duruyor. Şu an bütün ajanslarda duruyor. Evet. Ama Peker de işte oraya sizin de yani Sadat'ın da silah gönderdiğini söylüyor. Evet. Bunu da kendi çünkü kendi tırları içerisinde gönderdiğini söylüyor ve benim haberim yok diyor. Evet. Bunu söyleyen Peker. Ben sizin videonuzu izledim. Siz de Peker'e bir yanıt videosu çektiniz ve evet. Bunun asla mümkün olmadığını evet. Suriye'de örtülü ya da hani gizli açık bir şekilde biz bir oraya gitmedik. Yani silah zaten reddediyorsunuz ve orada herhangi bir evet. Şey olmadığını söylüyorsunuz. Peki bu iddia daha önce gelmedi mi hiç yani size? Yani ya böyle bir şey var. İşte Sadat'ın o zaman gizlendi ve Peker birden mi söylemiş oldu bunu? Peker'e sorun yani ne yaptı ne etti. Bize öyle bir şey gelmedi. Size geldi mi herhangi bir şekilde bu ya Sadat'ın şey? Adı sürekli geçiyordu tabii ama iddialarla geçiyordu. Yani kanıtlayabilecek hiç kimse yok. Yani bakın çünkü. Biz 10 yıl... Ben de size o iddiaları sormuyorum. Yani sadece 10 yıllık bir şirketiz. 10 yıl. 10 yıldan bahsediyoruz. 10 koca yıl. Yani 10 yılda sürekli iddialar var. Sürekli iddialar var. Yani hani İddialarınızı delillendirmek için 3 güne ihtiyacınız olur, 5 güne ihtiyacınız olur, 3 aya ihtiyacınız olur, 5 aya ihtiyacınız olur. Yani 10 yıldan bahsediyoruz ya. Eğer bir şeyi iddia ediyorsanız en nihayetinde çıkarıp belgelerini de ortaya koymanız lazım yani. Şimdi Sedat Peker bu silahlarının çağrısı yaptı. Hatırlarsanız hem akademisyenlere dönük bir tehditte bulundu. O zaman iktidarla çok yakındı ve seçim çalışmasında bu bizzat kendi bulunuyordu. O zaman bir silahlarının çağrısı yaptı. Hatırlıyorsunuz. Yani silahlanın dedim yani işte böyle yarın olur da hani bir gün böyle bir 15 Temmuz gibi bir şey olursa. Şimdi bundan sizin de haberdar olduğunuzu söylüyor. Yani Sadat'ın haberdar olduğunu söylüyor. Böyle bir şey mümkün. Delillerini koysun ortaya. Yok öyle bir şey. Olur mu öyle bir şey yani? Sadat siz bir görüşmek biz, olduğunu olmadı. Şey, siz görüşmediğinizi söylüyorsunuz. Ne ben görüştüm, ne Adnan Paşa görüştü, ne bizim kadrodan herhangi bir kimse görüştü. Yani bizi temsilen. Yani bizi temsil eden kapatmak herhangi... için söylüyorum bir Fethullah Gül'e yani bu o örgütün işi olduğunu olabileceğini olabileceğini ve hani Sadat'tan gittiler evet. Dediğini evet. İddia ediyorsunuz. Anladım. Peki bu eğitimler arasında az önce bir dost ve müttefik ülkeler dediniz ya. Evet. Oralarda kamplarınız var mı? Eğitim veriyor musunuz? Şimdi bakın biz şirketin ilk kuruluşuyla beraber Milli Savunma Bakanlığı'ndan bir talepte bulunduk. Dedik ki bunda neden bulunduk? İlk pazarlama çalışmalarına başladığımızda Malezya'dan Malezya polisi, polis özel harekat birimlerine eğitim aldırmak istedi. Talepte bulundu bizden. Biz de bir teklif hazırlayıp sunduk kendilerine. Dediler ki eğitimi nerede vereceksiniz? Dedik Malezya'da polis teşkilatının birimlerinde bu eğitimleri vereceğiz. Ya dediler olur mu? Biz zaten bu eğitimleri İngiltere'den alıyoruz. Polis birimlerimiz gidiyor. İngiltere'den bu eğitimleri alıyor. Yani bu bir nevi sadece eğitim almak değil, personelimizi mükafatlandırmak. Yani personelimiz gidip orada hem farklı bir ortama giriyor, ondan sonra dünyanın farklı bölgelerini görüyorlar, ufukları açılıyor. Bu önemli bir şey. Dolayısıyla biz eğitimi Türkiye'de verecekseniz alırız. Yoksa hani kendi tesislerimizde böyle bir eğitim almak istemiyoruz dediler.
Bunun üzerine biz Milli Savunma Bakanlığımıza, Dışişleri Bakanlığımıza bunu yazarak talepte bulunduk. Dedik ki bize işte uygun görülecek bir yerde böyle bir eğitim tesisi tahsis edilsin. Devletin kontrolünde ve denetiminde olsun bu eğitim tesisi. Buralarda biz işte Türkiye'nin dost ve müttefiki ülkelere, tabii ki Dışişleri Bakanlığı'nın izniyle, Milli Savunma Bakanlığı'nın izniyle, ondan sonra buralarda bunların ilgili birliklerin gelsinler. Ondan sonra eğitim paketlerimiz var. İşte 4 haftalık, 16 haftalık, ne bileyim yani çeşitli sürelerde eğitim paketlerimiz var. Buralarda biz bu eğitimlerimizi yaptıralım diye talepte bulunduk. Fakat bizim mevzuat, Türk mevzuatı, yabancı silahlı kuvvetler personelinin Türkiye'de gelerek silahlı kuvvet, Türk TSK dışında herhangi bir yerde eğitim almasına izin vermiyor. Dolayısıyla mevzuat uygunluğu olmadığı için böyle bir şeye olur vermediler. Şu an hiçbir yerde eğitim kampınız yok. Hiçbir yerde yok. Peki, ne Türkiye'de, ne Türkiye'de ne de yurt dışında herhangi bir yerde bir eğitim kampımız yok. Eğitimlerimizi yani ancak ilgili ülkenin kendi tesislerinde verebiliyoruz. Ha, şu an veriyorsunuz ama. Bak, tesislerde veriyorsunuz. Tabii ki o ülkenin, ilgili ülkenin kendi kışlalarında bu eğitimleri verebiliyoruz. Türkiye'de veriyor musunuz? Hayır, Türkiye'de veremiyoruz. Türkiye'de buna izin vermiyor mevzuat. Kendi bir özel kamplarınız yok ama mesela Türk Silahlı Kuvvetleri'de herhangi hiçbir yerde siz ya da Milli Savunma açmıyor, evet, vermiyorsunuz. Ama diğer ülkelerde açsa çok memnuniyet duyardık yani. Yani çok önemli. Çok önemli. Tabii ki yani ben atıyorum Malezya'nın, ondan sonra ne bileyim Nijerya'nın, işte Moritanya'nın silahlı kuvvetlerinden özel birliklerini getirip burada eğitim yaptırmak isterim. Mesela Ürdün'de Kral Abdullah özel kuvvetler eğitim merkezi vardır dünya ama çapında. Açınız ne? Niye böyle bir şey yapıyorsunuz? Yani niye eğitmek istiyorsunuz? İhtiyaçları var bu adamların bu eğitimlere. Ama bahsettiğiniz ülkelerde mesela Türkiye'den niye böyle bir eğitim vermek istiyorsunuz? Bakın şimdi mesela atıyorum Kırgızistan'dan bahsedelim. Ben Türkiye'den bahsettim. Sadece Türkiye. Türkiye'den bakın, niye böyle bir eğitime ihtiyaç duyalım? Niye bunu vermek istiyorum? Şimdi Türk Silahlı Kuvvetleri'ne eğitim vereyim demiyorum. Yanlış mı anladınız acaba? Hayır. Türk Silahlı Kuvvetleri eğer ihtiyaç duyulursa böyle bir eğitim zaten veremez mi? Zaten yani hemen hemen herkes eğitimden geçiriliyor. Kime? Yabancı ülkelere mi diyorsunuz? Hayır. Kendi ülkemizin vatandaşlarından bahsediyorum. Ya tamamen ayrı şeylerden bahsediyoruz. Şu anda tamamen ayrı şeylerden bahsediyoruz. Başka bir dünyadasınız şu anda. Buraya gelin. Buraya gelin. Türkiye'de herhangi bir başka bir dünyadasınız. Birinizin olması durumunda siz nasıl bir eğitim mi planlıyordunuz da olmuyor. Dedim ya Malezya, hani Malezya özel koy. Anlatacağım. Şimdi siz Türkiye'de eğitim vermek istiyorsunuz ya. Kamplar kurmak istiyorsunuz. Kendi kampınızı kurmak istiyorsunuz. Evet. Sadat'a bağlı bir kamp kurmak istiyorsunuz. Evet. Bu kampta kime eğiteceksiniz? Bahsettiğim bu. Tekrar baştan alayım o zaman. Tekrar baştan alayım. İlk kurulduğumuz aylarda pazarlama çalışmalarına başladığımızda, biraz önce anlattım, pazarlama çalışmalarına başladığımızda Malezya Polis Teşkilatı bizden polis özel harekat birimleri için, kendi polis özel harekat Malezyalılar için. Bahsettiğim müşteri aslında. Ya müşteri tabii ki yani ne olacak? Yani biz bir şirketiz. Tamam. Okey ama ben bunu bilerek soruyorum çünkü şunun için soruyorum. Türkiye'de mevcut yani şu anda sizin üzerinize atılı şu iddialar var. Yani Suriyeli, Afgan yani çok sayıda mülteci var burada. Bunları eğiteceğini söyleniyor. Yani Türkiye'nin kendi içinde yani Türkiye içerisinde bunları eğiteceğini söyleniyor. O yüzden size bu soruyu bilerek ve isteyerek sordum. Onu iddia edenler onları delillendirsinler. Biz öyle bir çalışmamız yok. Öyle bir çalışmamız yok bizim. Size bir müşteri yani. Başvuru gelecek siz kendi kamplarınızda. Ya tabii ki ben şirketim. Ben bir özel şirketim yani. Askeri danışmanlık şirketiyim ben. Yani tabii ki ticaret yapıyorum. Gayet açık net bir şey yani. Diyorum ya size. Ticaret sicil gazetesine sayfalarca yazmışım. Niye yazdım o kadar şeyi ben oraya? Yani gizlenmek isteseydim iç ticaret diye geçiştirdim biterdi. Ben detayları da yazdım. Ve bize bu kadar üstümüze gelinmesinin sebebi 2012'de şirketi kurduğumuzda o zaman FETÖ çok etkindi. Yani devlet yapılanması içinde biliyorsunuz paralel devlet yapılanması yani devlet içinde çok etkindi. Biz bu başvuruyu yapar yapmaz bizi hemen uluslararası camiaya, istihbarat örgütlerine her tarafa ifşa ettiler. 2012 yılında. 2012 yılında tabii ki. O zaman iktidarla aranız nasıldı?
Yani bunun iktidarla falan bir ilişkisi yok. Biz özel bir şirketiz. Hayır ama Adnan Bey'in bizzat Cumhurbaşkanı'yla iletişimi var. Evet. Yani geçirdiği bir süreci var yani onun. Şimdi iktidarla nasıldı ilişkiniz? 2012'de Fethullah Gülen size saldırıyorsa... İktidarla bir sıkıntımız yok tabii ki. Yani herhangi bir problemimiz yok ama yani oradan bir destek de almıyoruz biz. Bu kendi inisiyatifimizle yaptığımız bir konu. Yani iktidardan kimse bize şunu yapın diyerek, direktif vererek yaptırdığı bir şey değil. Yani ama gücü oradan alıyor olamaz mısınız? Mesela iktidardan bize gücü iktidarını alıyor olabilirsiniz. Almıyoruz yani. Varsa öyle bir şey ispatlanması gerekir. Ama Cumhurbaşkanlığı danışmanına bahsediyorum. Oy ta 2016'da oldu. Fark etmiyor. Yani mesela biz de sizin kendi ağzınızdan başkanlık süreci, o süreç oluşurken Adnan Bey'in bu süreçte rolü olduğunu, hani desteği olduğunu söylüyorsunuz. Yani AK Parti ile daha önceden oluşan bir temas var. Bu böyle anlaşılıyor. Ya da hani bir... Şimdi bakın, Adnan Paşa gerçekten çok donanımlı ve farklı bir birikime sahip bir insan. Sadece Cumhurbaşkanımızla değil, herkesle aynı şekilde irtibatları var. Ha, o insanların Adnan Paşa'ya yaklaşımları farklı olabilir, o ayrı bir konu. Ama herkesle açık bir insan, herkesle irtibatları var. Yani sadece Cumhurbaşkanımızla değil, sadece AK Parti ile değil. Ki Adnan Paşa'nın görev yaptığı dönemlerde AK Parti diye bir parti yoktu zaten yani. Dolayısıyla Adnan Paşa öyle bir figür değil. O devlet adamıdır. Ondan sonra ne yaptığını çok iyi bilir. Donanımlı ve birikimli bir insan. Ondan sonra yani işte bizim internette yayınladığımız Adnan Paşa'nın biyografisine baktığınızda orada çok farklı konularda görevler yaptığını görüyorsunuz. Yani belki siz bunu idrak edemiyor olabilirsiniz ama konunun uzmanları çok iyi idrak ediyorlar Adnan Paşa'nın hangi görevlerde bulunduğunu ve hangi birikimlere sahip olduğunu çok iyi idrak ediyorlar. Özellikle istihbarat örgütleri çok iyi idrak ediyor. Ve Sadat Savunma'nın, yani demeyecek onu anlatmaya çalışıyordum, örnek vereyim dedim size. Örnek olarak işte Kırgızistan dedim veyahut da işte Türkmenistan deyin veyahut da işte Mali deyin ondan sonra. Ben bu ülkeye gidip, şimdi ne yapıyorum? Öncelikle ülkelerin savunma ve güvenlik alanları en mahrem konularıdır. Yani bir ülkenin en mahrem konusudur savunma güvenlik konusu. Orada eksiği olup olmadığına dair herhangi bir bilgiyi dışarı sızdırmazlar. Yani silahlı kuvvetler bir eksiği, bir tamamlaması gereken bir şeysi varsa bile bunu deklare etmez dış dünyaya. Biz ne yapıyoruz? Bu ülkelerin silahlı kuvvetlerinin komşularıyla olan ilişkilerini falan değerlendirerek inceliyoruz. Silahlı kuvvetlerin eksiklerini tespit ediyoruz. Yapısal problemlerini tespit ediyoruz. Bunları bir rapor haline getiriyoruz ve gidiyoruz o ülkeye. Diyoruz ki sizin silahlı kuvvetlerinizin şöyle şöyle bir eksiği var. Dolayısıyla bu eksikten dolayı ülkenin savunması ile ilgili şöyle açık alanlarınız var deyince zaten bu insanlar bir hop oturup hop kalkıyorlar. Yani ya bir özel şirket geldi, nasıl bu bilgilere nasıl ulaştı, nasıl oldu da buna şey yaptı. Bizim askeri uzmanlarımız var. Bunlar vasıtasıyla bunları değerlendiriyoruz. Açık kaynak çalışmasıyla bunları değerlendiriyoruz. Ve bir süreç yaşanıyor burada. Yani o ülkenin ilgili birimleri bizim güvenilir olup olmadığımızı anlamaya çalışıyor. Ve arkasından ikna oldukları takdirde projelendiriyoruz, bütçelendiriyoruz ve teklifimizi sunuyoruz bu işi nasıl yapacağımıza dair ve sözleşmeye gidiyoruz. Sizce böyle bir çalışmaya başlayıp sözleşmeye gitmemiz sizce ne kadar zaman alıyordur tahmini olarak? Yani uzun bir süre alıyordur herhalde. Ne kadar yani? 3 aşağı 5 yukarı. Yani 2 yıl sürmüştür. En az 3 yıl sürüyor. Yani en az minimum 3 yıl sürüyor bu süreç. Çünkü o insanlar sizin güvenilir olduğunuza ikna olacaklar ondan sonra. Çünkü en mahrem noktalarına giriyorsunuz o ülkenin silahlı kuvvetlerinin. Buna ikna olacaklar. Ondan sonra da sizinle sözleşmeye oturacaklar ve buna kaynak ayıracaklar, bütçe ayıracaklar. Dolayısıyla en az 3 yıl süren bir çalışma. Peki, nasıl ikna? Ve yani o belli bir süreç beraber yaşandıktan sonra görüyorlar onu. Ama bu bir, mesela bir şirket yani bahsettiğiniz evet. Yani bir ülkeye gidiyorsunuz evet. Ve hani oranın istihbaratı eksiklerinden bahsediyorsunuz aslında. Bu bir istihbarat toplama işi. Tabii ki. Yani çünkü istihbarat toplama faaliyeti yürütüyoruz biz bu konuda. Ondan sonra ve diğer ülkelerle ilişkilerini değerlendiriyoruz. Bu sadece dosya müttefik ülkeler. Bu
bahsettiniz. Değil mi? Yani tabii, bu, topladınız. Tabii. Yani buradan istihbarat topluyorsunuz ülkelere de. Ya ben bunu topladım istihbarat. Ama şimdi burada ülkenin güvenlik açığı doğmuyor mu? Yani bahsettiniz o gittiğiniz ülkelerden. İnternetten topladığımız istihbarat bu. Kendi uzmanlarınız topluyor. Tabii ki. Yani açık kaynaklarda yer alan bilgilerin nasıl tasnif edileceği konusunda uzman arkadaşlarımız var bizim. Yani açık kaynaklardaki bilgilerin nasıl tasnif edileceği, bunları nasıl değerlendirmeye tabi tutulacağına dair çalışan uzman arkadaşlarımız var. Bir eğitimleriniz içerisinde bir soru soracağım size de. Yani burayı tamamlayayım mı? Demeyecek ki konuyu tamamlayayım mı? Müsaade ederseniz. Buyurun. Şimdi eğer ben X ülkesinin böyle bir eksiğini tespit edip belli bir noktaya getirdikten sonra onunla bu eksiği gidermek konusunda danışmanlık, eğitim ve donatım hizmetlerini verme konusunda başarılı olursam o ülkeyi Türkiye'ye bağlamış oluyorum ben. Nasıl bağlıyorsun? Savunma sanayi alanında, askeri alanda Türkiye'ye bağlanıyor. Mecburen bağlanıyor. Çünkü ne oluyor? O ülkenin silahlı kuvvetlerinden yetkilileri getiriyoruz. Türk Silahlı Kuvvetleri'nde ilgili birimlerle irtibatlandırıyoruz. Savunma sanayi ürünlerini Türkiye'den almalarını temin ediyoruz. Yani bu bir ticari bir faaliyetimiz bizim kendi yani. Kendi ticari faaliyetimiz içerisinde. Tabii ki. Herhangi bir ülke müşteriniz diyeyim yani. Müşteriye bir iş yaptınız. Evet. Müşteriyi aldınız. Bahsettiğiniz yer Türk Silahlı Kuvvetleri. Yani Türk Silahlı Kuvvetleri'yle mi ilişkilendiriyorsunuz? Hayır. Yani şöyle, irtibatlarını sağlıyoruz diyorum. Nasıl? Ama işi biz yapıyoruz. İşi biz yapıyoruz. Yani nasıl sağlıyoruz? O ilgili ülkenin yetkili makamları yazılı başvuruda bulunuyorlar. Ondan sonra Milli Savunma Bakanlığı'na başvuruluyor. Şu ülkeden şu kişiler. Aracı olmadan o ülke zaten Türkiye'nin dost ve müttefiği. Zaten iletişimde bulunamıyor mu? Yani geçemiyor mu? Herhangi bir eksiklik noktasında. İletiştiriyoruz. Biz daha detaylı çalışmalar yapıyoruz. Yani bu çok önemli bir şey. Bakın biz yapmazsak bunu, Amerikan şirketi gidiyor, Amerika'ya bağlıyor. Anlatmak istediğim şey bu. Rus şirketi geliyor, o bu ilişkileri geliştirirse, o danışmanlık işini o alırsa, Rusya'ya bağlıyor ülkeyi. Bu ince noktayı anlamanız lazım yani. Zaten bizim kendi ülkemizin Milli Savunma Bakanlığı var. Evet. Bu kendi yani resmi görüşmelerini yapamıyor mu? Yani Milli Savunma Bakanlığı kılcal damarlara kadar girebilir mi herhangi bir ülkenin? Dışişleri Bakanlığımız, elçiliklerimiz. Ya silahlı kuvvetlerin ya görüşüyorlar tabii ki. Mutlaka hepsi kendi görevlerini yapıyorlar. Bu işi yapabilirler yani. Zaten bunu. Ya bakın Milli Savunma Bakanlığı ne yapıyor? Askeri yardım anlaşması ve askeri işbirliği anlaşması yapıyor. O ülkeden 3 tane personeli her yıl alıyor. Eğitime tabi tutuyor. Bizim harp okullarında veyahut da işte harp akademilerinde eğitimlere tabi tutuyor. Gerektiği zaman özel kuvvetlerinden işte 3 tane 5 tane personel. Yani kapasite belli çünkü yani. O Milli Savunma Üniversitesi'nin kapasitesi belli yani, belli değil mi? Siz ilgilendirdiğinizde de zaten fark eden bir şey olmayacak. Hani bunu anlatmaya çalışıyorum. Yani siz... Fark eden şeyler oluyor mutlaka yani. Ne olacak? Hani mesela biz yaptıktan sonra, biz devreye girdikten sonra şu değişebilir dediğiniz bir durum var mı? Yani herhangi bir müşterinizle temas kurduğunuz andan itibaren söylüyorum. Yani biz bu ülkeyle mesela örnek verebilirsiniz. Ya ben A ülkesiyle biz iletişime geçtik Sadat olarak. Biz 2 yıl çalıştık ya da 3 yıl çalıştık birlikte... bizim Milli Savunma Bakanlığımız ya da Türkiye şu anda şunu yapıyor. Hani biz aracı olduk ve şunu yaptı dediğiniz bir şey var mı? Tabii ki çalıştığımız ülkelerle ilgili gizlilik sözleşmelerimiz var. Onlar tarafından herhangi bir açıklama yapılmadıkça biz... Açık kaynaktan topluyorsunuz. Bahsettiniz. Bakın hayır, biz o ülkeyle ilgili bilgileri açık kaynaktan toplayarak projeyi oluşturuyoruz dedim size. Tamam. Ondan sonra... Yaptığınız bütün eğitimler açık ama. Hayır. Sözleşmelerimizi yaptıktan sonra o ülkede, ilgili ülkede eğitimlerimizi yapıyoruz. Tamam. O ülke bunu açıklamadığı sürece biz Sadat Savunma'dan şu eğitimleri aldık silahlı kuvvetlerimize. Burası, mesela burası Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı beni korkutabilir. Ben bilmiyorum. Bakın ne eğitim verdiğinizi, orada ne yaptığınızı bilmiyorum. Bunu öğrenmek istiyorum. Yani siz, ben şu eğitimi verdim. Zaten açık. Ben hepsini internet sitenize giriyorum. Açık bir şekilde hepsini okuyabiliyorum. Yani A'dan Z'ye hepsini veriyorsunuz. Sizi niye korkutuyorum? Türkiye'nin dost ve müttefik ülkelerine böyle bir hizmet sunmamız. Hiç o korkutmuyor. Türkiye'nin menfaatleriyle ilgili bir sıkıntınız mı var? Anlayamadım ya. Hayır. Şimdi bunu deyip kaçabiliyoruz yani şeyden. Cümleden ama ben bundan bahsetmiyorum. Siz evet. Zaten bir şirketsiniz. Ben sizi niye korkutuyor anlayamadım yani. Şundan bahset. Siz orada ne... İşte bu bir şey, ticari bir sır mı?
Hani ticari bir sırdan mı bahsettiğiniz şey? Ticari sır. O devlet içinde devlet güvenliğini ilgilendiren bir konu. Ama Sadat şu anda iddialar var. Orada ne yaptığını mesela muhalefet soruyor. Yani şu an muhalefet Sadat şunu eğitiyor. Bir terörist yetiştiriyor diyor mesela Kılıçdaroğlu. Evet. Bilmiyoruz hani bu faaliyet içerisinde bu da olabilir. Onu bilmiyoruz çünkü. Ya terörist yetiştiriyor diyorsa bu iddiasını ispatlaması lazım. Yani delillerini koyacak tamam. Ortada. Ama ben de size evet. Soruyorum. Yani bunu Milli Savunma Bakanlığı'yla o bahsettiğiniz müşteriyi buluşturduğunuzda evet. Bir örnek vermenizi isterim. Yani çünkü ne bu hani ne için görüşüyorlar ve ne yapıyorlar? Ne olmadığını söyleyeyim. Yani Suriye muhalefetine veyahut da Suriye ile herhangi bir Nusra olsun, IŞİD olsun, DAEŞ olsun böyle bir örgüte herhangi bir eğitim vermedik. Ben size ne olmadıklarını söyleyebilirim. Ama siz zaten ülkeden bahsediyorsunuz. Tamam yani siz... Bunlar örgüt. Yani onlarla onlara örgüt eğitim veriyor demiyor mu Kılıçdaroğlu? Siz, terörist yetiştiriyor demiş bizim için. Siz müttefikten bahsediyorsunuz. Siz bahsettiğiniz tabii, devlet. Ne olmadığını söylüyorum yani ben size. Devletten bahsediyorum. Devletlerle ilgili hangi devlete ne hizmet verdiğimizi bizim için ticari sır o ülke içinde devlet güvenliği ile ilgili bir konu. Ben, onlar açıklamadığı sürece bunu açıklayamam. Zaten ben Sadat'ın ne iş yaptığını biliyorum. Evet. Yani ne yapıyoruz? Şimdi sizden öğreniyorum. Ha, yani tek, mesela tek. Silahlı eğitim veriyorsunuz. Evet. Yani işte kime veriyoruz? İşte bunu soruyorum ben de. Hani kime verdiniz? Siz tamam. Müttefik ülkelere gidip ülkeye sizin iddianız evet. Evet. Veriyorum. Ben zaten bu arada hani şuna şuna veriyorsunuz diyemiyorum. Evet. Sizden öğrenmeye çalışıyorum. Evet. Siz bir ülkeye hizmet ediyor veriyorsunuz şu anda. Dost ve müttefik bir ülkeye. Bahsettiğiniz işte mesela bu ne? Hani ben sadece rastgele okuyorum kendi internet sitenizden. İşte evet. Gayri nizami harp teşkilatlanması. Evet. Tahrip, sabotaj, kurtarma, kaçırma. Evet. Örnek veriyorum Mısır'a bunu Mısır'da verdiniz diye öylesine söylüyorum. Veriyorsunuz diye değil. Şimdi bunu niye açıklamıyorsunuz ki? Hani bunu burada bu eğitimleri vermiyor musunuz zaten? Şuradan kaynaklanıyor. Bizim için ticari sır o ülke içinde devlet güvenliğini ilgilendiren sadece bir konu. Sadece bunları mı veriyorsunuz? Yani bu eğitimleri mi veriyorsunuz? Eğitimlerimiz bunlarla sınırlı değil. O ülkenin ihtiyacına göre yeni eğitim paketleri de oluşturabiliriz. O zaman internet sitesine yazmanızda eğitim paketleriniz var. Hayır. Eğitim paketlerimiz bunlar. Sadece bunlar. Ama ülke talep ettiği takdirde eğitim paketlerimizi esnetip o ülkenin ihtiyacına uygun olarak değiştirebiliriz diyorum. Orada değiştirebiliyorsun ama mesela yayınlıyor musunuz bunu? Yani örnek veriyorum şu bir şirket para, sonuçta. Para kazanacağıma ikna olduğum herhangi bir paketi. Ya böyle bir talep geldi aklımıza gelmemişti. Bunu da paket haline getirip internet sitemize koyalım. Nitekim havacılıkla ilgili yeni paketler koyuyoruz. Yani dikkat ederseniz. Tabii ki yani daha önce havacılıkla ilgili 3 tane paket vardı. Hava kuvvetlerine yönelik. Eğitimlerimizde 3 tane paket vardı daha önce. Bu yıl yenilerini ekliyoruz. Şu an üzerine çalıştığımız daha başka paketler de var. Ekleyeceğiz üzerine yani. Tabii ki bakıyoruz talep neye geliyorsa ona dair yeni paketler oluşturuyoruz halde. Bu gayet normal bir şey. Yani kilitlenip sadece kalıp da... Sadece bunlar mı? Yani sadece bahsettiğiniz eğitimler bunlar mı? Yani internet sitenize yer alan eğitimler mi veriyorsunuz? Evet. Bunu evet. Açıklamıyorsunuz? Açıklıyoruz zaten hepsi internet sitemizde. Bak ben soruyorum ya hangi ülkeye bir mesela? Şu an ya. Hangi ülkeye çalışıyorsunuz? Ülkeleri açıklamıyorum diyorum. Bunu anlatamadım mı acaba ama, size? Ama bilmiyoruz ki şimdi sizin aklınızda iddialar var. Suriye'ye gidiyor diyor mesela. Suriye'de gitmiyoruz. Suriye'de yokuz. Mısır'da var mısınız ya da mesela Libya'da var mısınız? Suriye'de yokuz. Libya ile ilgili çalışmalar yürüttük 2013 yılında. Ama o sırada işte bu Libya'daki iç karışıklık başlayınca inkıtaya uğradı. Devam ettiremedik. Bu son Hafter olayından sonra her şeyi Türk Silahlı Kuvvetleri yönetti. Evet. Keşke Cumhurbaşkanımız o zaman bir açıklama yapmış. Hani Rus şirketleri, özel askeri şirketleri burada faaliyet gösteriyor. Bizde de özel askeri şirketler var. Biz de gönderelim diye. Biz değil başka bir şirketi gönderdiler herhalde diye düşünüyorum. Çünkü basında görüldü bu. Dediğim gibi yani bizden başka faaliyet gösteren başka özel askeri şirketler var Türkiye'de. Evet yani onları da araştırmanızı tavsiye ederim ben. Yani basına çünkü düşüyor. Libya silahlı kuvvetlerinden gelip Türkiye'de eğitim alanlar oldu. Ondan sonra kim verdi eğitimi araştırın yani biz vermedik. Biliyor musunuz da kim verdi? Ya ben biliyorum da niye söyleyeyim yani? Siz araştırın. Araştırmacı gazeteci değil misiniz? Ay öyle de mesela kim verdi? Her şeyi benden her şeyi hazıra konmayın ya. Benden beklemeyin her şeyi diyorum yani Allah Allah. Peki bu bir iddia öylesine söylediniz. Yani kim bunlar yani mesela? Siz biliyorsunuz ya. Sonuçta rakibiniz onlar. Hayır basına düştü yani basından araştırın ama canım. Ama rakibiniz biliyorsunuz yani bizim bilmediğimiz daha çok şey biliyorsunuz. Yani ben özellikle çıkıyorum. Özellikle üstüne basa basa söylüyorum. Diyorum ki biz bu konuda Türkiye'de kurulmuş ilk ve tek şirketiz diyorum. Hiç kimse çıkıp yok olur mu biz de varız diyemiyor. Ya öyle bir saldırıyor ki basın bize. İnsanlar bunu görünce
korkuyorlar. İnternet sitelerine koymaya korkuyorlar. Ticaret sicil gazetelerine koymaya korkuyorlar. Türk Silahlı Kuvvetleri'nden her yıl bir sürü personel emekliye ayrılıyor. Ne yapıyor bu insanlar? Ya özel güvenlik oluyorlar ya da sizin, o zaman sizin şirkette çalışıyor. Hepsi bizim şirkette çalışmıyor işte. Yani. Şöyle ben bir araya tabii gireceğim. Şimdi bazı iddialar var sizin hakkınızda ve siz de diyorsunuz ya bu iddiaları o zaman ispatlamakla yükümlüler diye. Evet. Şimdi aslında toplum nezdinde yani vatandaşların bu endişe ettikleri dediğimiz kısım şeyden kaynaklanıyor olabilir. Hani yani vatandaş tepkisinden bahsediyorum tamamen. Hı hı. İspatlanamayan iddialar var ve doğal olarak siz karşı taraftan bu ispatı bekliyorsunuz ama yani insanlar... Ne kadar zamandır? 10 yıldır ispatlanamayan iddialar. Evet. Askeri bir konu olduğu için hassas bir konu ve aslında evet, bu askeri hizmetlerin neye yönelik, hangi amaca yönelik, ne için yapıldığını daha çok merak ediyorlar. Çünkü askeri alan daha diğer özel teşebbüslerden biraz daha farklı bir alan olduğu için belki de. Mesela buradan belki Aslan'a bağlayabiliriz. Orada şey kısmı bizim dikkatimizi çekmişti. İslami devlet ifadelerinin geçtiğini gördük. Mesela burada insanlar şeyi sorgulayabiliyorlar. Hani halk nezdinde ya burada bir askeri alanda çalışmalar yürüten bir şirket var. Ama aynı zamanda işte tüzüklerini inceliyoruz ve orada aslında bazı İslam devleti ifadeleriyle karşılaşıyoruz. Acaba amaçlarında bu tarz başka amaçlarda yatıyor mu diye. Hani kısaca toparlamış olayım, bilmiyorum çok anlatabildim mi ama hani tamamen size toplumun o korkusunu sordunuz ya, neden korkuyorlar diye. Yani bunlardan olabiliyor mesela. Burada bana sorduğunuz nedir? Ben şu an tam olarak bu İslami devlet tamam, onu soracağım. Kısmı önemli. Ben bir Cumhuriyet Gazetesi 2020 evet, bir haber var. Assam'dan bahsediyor. İslami Devletler Birliği diye bir şey geçiyor. Bir ifade geçiyor orada. Evet. Assam böyle bir amacı var mı? Salat'ın mı? Assam'ın. Siz Assam'dasınız. Assam'ın da yönetim kurulu üyesiyim. Yani Salat konusunu kapatalım. Şimdi Assam'a hayır, geçelim. Hayır, geçelim. Bakın, hani İkisini evet, birbirine bağlayacağız. Tamam. Evet. Yani ikisi birbirine bağlantılı nasıl bir bağlantısı olduğunu da anlatayım size. Nasıl bir bağlantısının olduğunu anlatayım. Onu soracağım ama ben sadece şunu sormak, yani bunu evet, öğrenmek istiyorum. İslam Devleti Birliği diye bir şey geçiyor mu? Evet. Şimdi bakın, Türkiye uzun yıllar Avrupa Birliği'ne üyelikle yattı kalktı. Avrupa Birliği müktesebatı ve Avrupa Birliği mevzuatıyla yattı kalktık uzun yıllar. Son zamanlarda bitti, değil mi? Son zamanlarda bitti. Yani Avrupa Birliği üyeliği falan. Yani tamam var da yani basın artık odaklanmıyor bunlara. Uzaklaştığımız için. Şimdi Avrupa devletleri bir birlik oluşturmuşlar. Amerika Birleşik Devletleri diyoruz, değil mi? 50 küsür devletten oluşuyor. Rusya Devletler Topluluğu, Birleşik Devletler Topluluğu'ndan bahsediyoruz. Bunlar hep birlik oluşturmuşlar. Ama İslam ülkeleri darmadağın dağılmış İslam ülkeleri ve bu birlik oluşturan ülkeler bu ülkeleri teker teker sömürüyorlar. Bugün Mali'de, Çad'da neler olduğunu görüyorsunuz. Doğru mu? Görüyorsunuz değil mi? Görüyorum. Takip ediyorsunuz yani. Fransa'nın orada neler yaptığını, ondan sonra işte Rusya'nın neler yaptığını, Çin'in neler yaptığını görüyorsunuz. Yani teker teker bu ülkelerin kaynaklarını sömürüyorlar. Peki İslam ülkeleri de Avrupa Birliği gibi, Amerika Birleşik Devletleri gibi bir birlik oluşturmasın mı? Karşı mısınız buna? Yani ben size soruyorum. Karşı olmamadığını söylemiyorum yani. Yani şu an ne oluşturmacılığınızı bilmiyorum biz, çünkü. Ya hayır, internet sitemizde ilan ama, ediyoruz. Ama siz hem Sadat hem Assam ikisi bir arada İslam Devleti Birliği'nden bahsediyor mesela. Ne var bunda? Niye böyle bir amacınız var ki sizin? Yani ne amaçlıyorsunuz Assam'la ya? Mesela Assam ayrı bir yer. Evet. Sadat apayrı bir yer diye duruyor şu anda. Evet. Bir şirket, askeri, evet, bir güvenlikten bahsediyor. Evet, bahsettiğiniz bu sivil toplum kuruluşu. Peki yine aynı haberden ilerleyeceğim. 2020 Cumhuriyet. Evet. Orada başkent İstanbul diyor mesela. Evet, bir öneride bulunmuşuz. Sivil toplum kuruluşu, fikri jimnastik yapan bir sivil toplum şöyle, kuruluşundan bayrak, bahsediyoruz. Bayraktan bahsediyor. Tabii ki bir... Dilden bahsediyor. Şimdi Assam'ın kuruluş amacını okusaydınız... Sizden. Kuruluş amacını okudum. Ne diyor orada? Siz de dinledim. Ne diyor orada? Siz de dinledim. Diyoruz ki biz... Siz bizim anladığımız bir Avrupa Birliği'ne aslında alternatif İslam devletlerini bir arada toplayan, öyle değil mi, bir sivil toplum kuruluşunun böyle bir amacı var. Yani sizin bu iddianız bu. Biz birliği oluşturma amacımız mı var? Tabii ki. Hayır.
o birliği oluşturabilecek mevzuatı oluşturmaya çalışıyoruz. Nasıl bayraktan bahsediyorsun? Dilden ve başkentten bahsediyorsun. Ya tabii ki bir anayasa taslağı oluşturmuşuz. Açık soru gibi mi? İslam açık devleti hedefimiz mi? İslam devletleri birlik olsun diye bir hedefimiz var. Mesela başkent ne İslam? Ya bizim önerimiz o. Yani İslam ülkeleri toplaşırlar, derler ki başkenti Jakarta olsun derler. Jakarta olur. Yani bir örnek, bir öneri bu sadece. Peki, bizim bir hilafet, sizin bir amaç olabilir sizin, mi? Sizin mesela şimdi Avrupa Birliği'nin başkenti Brüksel'de. Tamam. Yani İslam ülkeleri bir birlik oluşturursa Türkiye'de olmasına karşı mısınız? Ya biz oluştuktan sonra göreceğiz yani. Şu anda herhangi bir şey. Yani ben bunu öneriyorum. İstemez misiniz siz Türkiye'de olsun istemez misiniz? Şu anda oluşmadı ama ne olduğunu bilmiyorum. Türkiye ya yani, İslam ülkeleri Avrupa Birliği benzeri bir birlik oluştururlarsa bunun başkenti Türkiye'de olsun istemez misiniz? Kimin oluşturacağını bilmiyorum. Yani herhangi ya bir kim oluşturursa olsun İslam ülkeleri bir birlik oluşturuyorlar Avrupa Birliği benzeri. Tabii ki de isteriz Türkiye'de. Bir birlik oluşturuyorlar. Yani kim oluşturduğu önemli mi? Yani Avrupa Birliği ama benzeri diyorum ya. Siz şu bundan niye rahatsız oluyorsunuz? Siz bununla bir hilafet amaçlıyor musunuz? Böyle bir amacınız var mı mesela yani? Ya Avrupa Birliği benzeri bir birlik oluştursun diyorum. Avrupa Birliği'nde başkanlık oradan oraya geziyor. Sizce bu hilafet mi oluyor karşılığı bunun? İslam'dan bahsediyoruz. Evet. Mesela Avrupa Birliği'nde güvenlik diye bir şey var mı mesela? Güvenlik amaçları var mı? Hadi ekonomik amaçları var. NATO olduğu için siyasal amaçları da var. Askeri güç kullanmıyorlar. NATO var çünkü. Biz de varız orada. Tamam yani NATO olmasaydı herhalde olacaktı değil mi? Biz de varız orada şu anda. Fark etmiyor ki. Anladım. Avrupa Birliği'nin silahlı gücü var mı diye sordunuz bana. Hayır. Avrupa Birliği böyle bir amacı var mı diyorum. Avrupa Birliği'nde bir güvenlik kaygısı yok ya. Mesela sizin var. Böyle bir birlik oluştururken Avrupa Birliği modeline benzer tabii bir ki, model. Tabii ki Amerika Birleşik Devletleri'nin ordusu yok mu? Devletten bahsetmiyorum. Bir birlikten bahsediyorum. Siz bir birlik Amerika amaçlıyorsunuz. Amerika Birleşik Devletleri diyoruz. 50 küsür tane biz devletten değil, oluşuyor NATO. Bu. Biz de aynı yapacağız. Bakın yok yok. Bizim müttefik, dost ve müttefik ülke dediniz Amerika ya. Birleşik Devletleri'nin ordusu yok mu? Avrupa Birliği ve bu sizin bahsettiğiniz birliği kıyaslıyorum sadece. Avrupa Birliği böyle bir amaç gütmüyor. Yani Amerika'yı güven Birleşik Devlet olarak kabul etmiyor musunuz? Kabul ediyorum. NATO'dan bahsediyorum ben. Bakın orada bir NATO var. Yani evet. NATO'nun varlığı var orada. Biz de aynı yapı içerisindeyiz diyorum. Ben de sizin kurmak istediğinizi daraltıp vatandaşın anlayacağı şekle büründürmek istiyorum. Ben yani hissediyorum ki Avrupa Birliği bir askeri güç oluşturmayı hedeflemedi. Çünkü zaten NATO'ya üye. O yüzden NATO'yu kullandığı için çok biz rahat. Biz NATO'dayız ya. Siz de böyle bir amacınız var, tamam. Varsa eğer ki çünkü Türkiye ben diyorum ki diğer İslam ülkeleri de bir birliğe dahil olsun. Kabul ediyorlar mı? NATO kabul ediyor mu bunları? Ya şu anda böyle bir yani siz sadece sivil toplum kuruluşusunuz. Böyle bir amacınız var. Siz önerin belki kabul ederler bilmiyorum ki. Yani çünkü amacınızı bilmiyorum. Bence araştırıp öğrenin o ama zaman ya. Ama hilafetten mesela bunun şunu daha açık bir şekilde yani siz Türkiye'de mesela niye bunu yani Türkiye Cumhuriyeti zaten mesela bütün hem Türkiye devletlerle hem de mesela İslam coğrafyasının tamamıyla özellikle son süreçte AK Parti ile birlikte hemen hemen Orta Doğu'da bütün ülkelerle biz zaten irtibata geçtik. Evet. Mesela sizin niye böyle bir amacınız olsun ki işte bu güvenlik kaygısı toplumu korkutamaz mı yani? Bu nasıl bir güvenlik sıkıntısı oluşturabilir ki Türkiye için? Siz bir güvenlikten bahsediyorsunuz. Sivil toplum kuruluşu değilsiniz. Siz Sadat'sınız. Siz sivil toplum kuruluşu değilsiniz ki. Sadatsak ne olmuş? Hayır ama işte güvenlik eğitim veriyorsunuz. Verelim ne olmuş yani bunda ne sıkıntı var? Amacınız mesela bir diğer amacınız İslam devleti kurmak aslında. İslam ülkeleri bir birlik oluştursun diyoruz. Ama güvenlikte var işte. Niye bunu manipüle etmeye çalışıyorsunuz onu hayır, anlamıyorum. Hayır bir güvenlik. Hayır ısrarla kendi fikrinizi empoze etmeye çalışıyorsunuz. Hayır, bakın oğlum, biz ne olduğumuz öğrenmeye çalışmıyorsunuz. Israrla empoze etmeye çalışıyorsunuz. Böyle değil misiniz? Böyle değil misiniz? Değiliz diyorum. Bir daha böyle değil misiniz diyorsunuz. Ama öğrenmek istiyorum. Siz bana Avrupa Birliği modeline benzer bir modelden bahsediyorsunuz. Evet. Benim sizden aldığım bu. Nasıl oluyor Avrupa Birliği? Fakat içerisinde evet, güvenlik var bunun. Avrupa Birliği'nde başkan nasıl değişiyor? Ya bakın Avrupa Birliği'nden bahsetmiyorum. Evet. Siz şu anda hiç oluşturmadığınız bir birlikten bahsediyorsunuz. Bunu ama başkentin bunu, İstanbul'a getiriyorsunuz. Bunun kongrelerini yaptık. Ondan sonra internet sitemizde siyasi politik durumunun nasıl olacağını, idari durumunun nasıl olacağına dair çalışmalarımızı yaptık. Çeşitli ülkelerden akademisyenler katıldı. Bunlar internet sitemizde var. Tamam. Aslam'ın internet sitesinde gördük yazıyor. Okudu. Hatta sizin de videolarınızı izledik. Adnan Bey de dinledik. Yani katıldığınız o mesela onlardan bahsetmiyorum ben. Ben sadece bu birliğin yani oluşturmak istediğiniz bu birliğin. Biz her yaptığımızı açıkça yazıyoruz diyorum. Tamam. Onlardan bahsetmiyoruz. Ama şimdi zaten onlardan bahsetmiyoruz. Ama eğer ki ihtiyacım varsa oradan alıp bu soruyu sormazdım zaten. Evet. Ben şimdi size bunu daha da derinleştirmek için soruyorum. Yoksa zaten orayla sınırlı kalmak istemiyorum yani.
Yani açıkça orada ifade ediyoruz. Anlamadığınız yeri sorun, ben gene açıklayayım. Ben yine size soruyorum. Evet. Niye bir güvenliği buraya sıkıştırıyorsunuz? Güvenliği sıkıştırmıyoruz. Bakın, orada açıkça ilan ettiğimiz gibi bir ülkenin merkezden yönetilmesi gereken konuları vardır. İdari şekli, dış işleri, iç işleri, ondan sonra emniyet, savunma, adalet konuları merkezden yönetilir bir devlette. Yani bu akademik bir konudan bahsediyoruz şu anda. Bu bizim ortaya attığımız bir konu değil. Devletlerin, bir Birleşik Devletler'den bahsediyoruz ya, İslam ülkelerinin birlik olmasından bahsediyoruz ya, bu birliğin merkezden yönetilmesi gereken konuları nelerdir diye baktığınızda, açın bakın siyaset bilimi konularına, ondan sonra devletlerin merkezden yönetilmesi gereken konuların ne olduğu bellidir. Ondan sonra Assam bunlardan 6 tanesini almış, bu konularda mevzuat oluşturmaya çalışıyor Assam. Anlıyor musunuz? Mevzuat oluşturmaya çalışıyor. Yani yarın öbür gün İslam ülkeleri, ya tamam biz bir birlik oluşturmanın gerekliliğine ikna olduk dediği zaman, ellerinde hazır bir taslak çalışmalar olsun diye bir çalışma yürütüyoruz. Yani sizin dışınızda bunun çalışmasını Türkiye'de yürüten yok mu? Mesela olabilir, o zaman siz böyle yürütüyorsanız, hayır, mesela Cumhurbaşkanı böyle bir şey istemez mi? Bütün İslam devletlerini zaten Cumhurbaşkanı her vurgusunda bunu yapar. Yani İslam... Yani bunu yapmıyor mu zaten? Onun yapıyor olması bizim yapmamıza engel mi? Yok, hayır, yani mesela bir sürü televizyon kanalı var. Siz niye televizyon kanalı açtınız? Biz şöyleyiz. Sadat'tan bahsederseniz dediğiniz doğru. Yani siz orada bir şirket kurmak istiyorsunuz. Evet. Bu sivil toplum kuruluşu zaten. Aslan bir sivil toplum kuruluşu. Evet. Pek çok sivil toplum kuruluşu var. Çeşitli çalışmalar yürütüyorlar. Biz böyle çalışmayı uygun gördük. Bir sürü televizyon kanalı var. Siz de bunlardan bir tanesisiniz. Yani bir tane televizyon kanalı var. Ne gerek var diğerlerini kapatalım diye düşünemeyiz yani. Aynı haber çıktığında medyada İslam devleti kurmak istiyorlar. Amaçları bu. Hilafeti geri getirecekler. Yani, tabii siz öyle yorumluyorsanız ben bir şey diyemeyeceğim. Haber böyle çıktı yani, diyorum. 2020 yılında Cumhuriyet Gazetesi'ne çıkan haberdi bu. Siz derken basını kastediyorum. Okay. Basını bu şekilde yorumluyorsa ben buna bir şey diyemem. Yani ne yapayım? Böyle bir amacınız yok o zaman. Mesela, ya amacımız açıkça yazıyoruz. Bizim kadar şeffaf başka kimse var mı bu dünyada bilmiyorum. Çok açık. Laikliğe karşı değilsiniz. Yani laiklik tartışılabilir bir konu. Bu çıkardım mesela İslam devleti. Şimdi size diyorlar ya, hilafeti geri getirmek istiyorlar. Evet. Böyle bir amaçları var. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nin başkentini Ankara'dan İstanbul'a taşımak gibi hayalleri var. Aynı haberden ilerliyor. Böyle bir hayalimiz yok. O tamamen iftira. Öyle bir şeyimiz yok yani. Ama siz ben size söylüyorum. Almanya'nın başkenti değişti mi? Yani Avrupa Birliği'ne girince. Yok, değişmedi. Hayır, yani Brüksel. Ama laiklik bunun neresinde? Yani laiklik sadece tartışılabilir mi mesela? Bunu tartışmak yani gibi. İslam ülkeleri birlik oluşturduğunda laik olmak istiyorlarsa, yani İslam ülkeleri birliği laik bir birlik olsun diyorlarsa, parlamentoları toplanır, oylarlar, karar verirler. Olur biter yani. Bu İslam ülkelerinin idari şekliyle ilgili yaptığımız kongrenin sonuç bildirgesini bence tekrar bir okumanıza tavsiye ediyorum. Tamam, kesinlikle okuyacağım. Yani. O yüzden Sadat'la ilişkisi burada aslında. Hilafet isteyen Sadat'la ilişkisi şurada. Yok, şöyle kurup sonra size, siz uzun uzun istediğiniz kadar da konuşabilirsiniz bu arada. Sadece şu Assam'ın böyle bir amacı var. Deniyor. Az önce bahsettim işte hilafet falan. Öbür taraftan da işte güvenlik eğitimleri veriyor, silahlı eğitim veriyor. Evet. Bu Assam vermiyor tabii. Tabii ama siz Assam'dasınız. Adnan Bey de Assam'da, siz de Assam'dasınız. Onun da yönetimindeyim. O bir sivil toplum kuruluşu. Burada da bir özel askeri şirket var. Evet, yani hilafet isteyen bir... savunma sanayi hizmet sektöründe çalışan özel askeri şirket var. Silahlı gücü olmayan bir özel askeri şirketten bahsediyoruz. Hiç silahlı gücü olmayan bir özel askeri şirketten bahsediyoruz burada. Tamam, şimdi hilafet yaklaşık isteyen... 20 tane personeli olan bir özel askeri şirketten bahsediyoruz. Evet, buyurun. Bu Türkiye'de mi 20 personeliniz var? Tabii ki. Ama yurt dışında peki? Hayır, hiç yurt dışında personelimiz yok. Eğitim veriyordunuz ya. Eğitimler proje bazlı. Bir yerden eğitim paketlerimizin sürelerine bakmadınız mı? 3 hafta, 6 hafta falan eğitim sürelerimiz var. Yani 3 hafta, 6 hafta bir... Sadece bu personeliniz mi gidip orada eğitim veriyor? Hayır, bu personelimiz. Tercümanımız var, muhasebecimiz var, mimarımız var, mühendisimiz, inşaat mühendisimiz var. Ondan sonra dış ticaret personelimiz var. Bunlar çekirdek kadromuz bizim. Eğitim yapılacağı zaman
ilana çıkıyoruz. Diyoruz ki böyle böyle şu eğitim yapacak, verecek, şu eğitimleri yaptırabilecek, şöyle bir silahlı kuvvetlerden emekli olmuş bir personele ihtiyacımız var diyoruz. Sözleşmemizi yapıyoruz. Proje bazlı olarak. Açık ilanda gönderiyorsun. Proje bazlı. Proje bazlı yani olarak. Sizinle çalışanlar proje bazlı gidip tabii, eğitim verip. Tabii ki. Nasıl sürekli istihdam edeyim ben? Yani sürekli yıllarca bir insanı nasıl istihdam edeyim ben? Yani mümkün mü? Kaynağı mı yetmez yani böyle bir şey? Çok fazla o müşteri diye tabir ettiğiniz dost ve müttefik ülkelerden size iş geliyor mu? Geliyor Allah'a şükür diyeyim. Ne diyeyim yani? Allah bereket versin. Hayır çalışıyor. Geliyor mu şu anda yani? Yani bakın çünkü mesela burası iyi bir yer. Yani mesela burayı nasıl karşılıyorsunuz? Yani nasıl giderlerinizi karşılıyor diyeyim yani? Kemal Kılıçdaroğlu gelip kapıda bu şovu yaptıktan sonra ben biliyorum ki şimdi en az bir 6 ay bizim müşterilerden ne gördüm sizi, ne selam, ne sabah kesilecek her şey. Biliyorum zaten yani. Zaten uzak dost ve müttefik yani, ülke. Niye şey tam dost müttefik ülke ama acaba ya bu terörist falan dedi. Şimdi bunun aslı astarı var mıdır? Bu, dur bakalım ya bir aslı faslı belli olsun diye çekilecek adamlar yani. Şimdi bu gayet açık ve net bir durum yani. Geçen sene Sedat Peker çıktı. Ondan sonra ya bir Türkiye Cumhuriyeti için, şimdi ismini vermeyeceğim, bir Türkiye Cumhuriyeti için geliştirdiğimiz bir proje vardı. Belli bir yere gelmişti. Sedat Peker çıkınca adamlar sanki hiç tanışmamışız, hiç görüşmemişiz gibi çekildiler kenara. Şimdi yeni yeni tekrar ya demek ki bunun aslı faslı yokmuş, bir şey olmadı deyip tam şimdi yeni yeni tekrar irtibata geçiyorken bu sefer de Kemal Bey böyle bir şey yaptı yani. O zaman ben şimdi Kemal Bey'den devam edeyim. Terörist mesela size yok aslama geleceğim şimdi. Şimdi size terörist hayır şimdi söylediğiniz için şey yapacağım. Birleştireceğim sadece. Yani kısa kısa soracağım. Çok kısa hepsi. Yani size terörist eğittiğinizi söylüyor. Terörist eğitiyor musunuz? Böyle bir amacınız var mı sizin? Mümkün mü yani? Ben vatan hainiyim. Öyle mi görünüyorum baktığı zaman yani? Böyle şey olabilir mi yani? Yani varsa öyle bir iddiası ispat etsin ya. Peki sizin için iş savaş yani, hazırlığı yapıyorlar. Bakın koskoca bir ana muhalefet partisinin genel başkanı iddia ettiği konularla ilgili eline kesin delillerini alıp ondan sonra belgelerini alıp bilgileri aldıktan sonra kalkıp da böyle bir şey yapması gerekmez mi? Hemen bu açıklamayı yaptığı gibi savcılığa da tak diye hatta kafamıza vurması gerekmez mi ya? Siz bunları yapıyorsunuz. Al bu da deliliydi. Kafama vurması var gerekmez mi? Savcılık soruşturdu mu sizi? Ya yok, neyi soruştursunlar? Sadat'ı bu kadar iddia, 2018 yılından beri sürekli bakın, sizin hakkınızda bir sürü iddia var. Savcılık bize ulaşan bir soruşturma olmadı. Bizim ulaştığımız bir şey var. Mesela Meral Akşener'in Tokat ve Konya'da evet, silahlı eğitimlerle ilgili. Ondan sonra şimdi onunla ilgili ben işte hukukçularımız vasıtasıyla ulaştığımız şey var. Ondan sonra bilgi var. Şuradan göstereyim size de. Bir sayfalarca yazıp çizdikleri için kovuşturmaya yer olmadığına dair karar diyor. Tamam. Bakın Türkiye Cumhuriyeti Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu. Konu bize hiç ulaşmadı. Ondan sonra Meral Akşener'i çağırmışlar. Bu internet sistemde var benim. İnternet sistemine ulaşabilirsiniz. Konya ve Tokat mı? Evet. Ya onu ben takip ediyorum. Süreci biliyorum. Açılmış mı? Çağırdı. Soruşturma açılmış mı? Ben bundan bahsetmiyorum ama. Tamam işte Meral ama ya İçişleri Bakanı sizin hakkınızda bir iddiada bulundu. Tamam aynı iddia değil mi? Kovuşturma yeri yok dedi yani. Aynı iddia değil mi? Yani hayır bakın terörist yetiştiriyor, silahlı kamplarda terörist yetiştiriyor diye aynı iddia değil mi bu? Ama 2018'den bu yana devam ediyor. Mesela her seçim öncesi Sadat gündeme geliyor ve iç savaş çıkaracak diye mesela bütün muhalefet söylüyor bunu. Hem 2018 seçimlerinden önce Akşener yine... İşte soruşturuldu mu dediniz? Kovuşturmayı, hayır bundan bahsetmedim yani. Hayır, aynı konu nasıl bundan bahsetmiyoruz? Durup dururken ya biz Sadat ya bilemiyorum gündeme bize ulaşmış yok herhalde böyle bir bize şey ulaşmış bir şey olmadı şimdiye kadar yani herkes suç duyurusunda bulunuyor olabilir ama bizimle ilgili bir dava açılmadığı için bize bu bilgi ulaşmıyor. Anladım. Yani demek ki hiçbir savcılık demek ki bizi soruşturmaya değer görmemiş. Ben mesela Meral Akşener hakkında suç duyurusunda bulundum. Ümit Özdağ hakkında suç duyurusunda bulundum. Ne zaman? O açıklamaları yaptıktan sonra arkasından tazminat davası açtım. Her ikisi hakkında da. Ümit Özdağ hakkında tazminata karar verdi. Tazminatımızı tahsil ettik Ümit Özdağ'dan. Ümit Özdağ da aynı Tokat ve Konya olayından. Evet, aynı olaylardan dolayı. Meral Akşener'le ilgili bakın başka bir mahkeme bakmış davaya. Meral Akşener'le ilgili mahkeme şunu diyor. İnternet sitemize de koydum onu da. Ondan sonra diyor ki ya diyor Meral Akşener çıkmış Sadat diye bir yapı demiş. Niye üstünüze alınıyorsunuz ki diyor mahkeme. Şimdi bakın. Ayrıca diyor Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı diyor bunu da soruşturmuş diyor.
Meral Akşener'e sormuş diyor, kim bunlar demiş diyor. Meral Akşener de diyor, kim olduklarını ispat edememiş diyor. Dolayısıyla bu da siz de değilsiniz diyor. Ne diye üstünüze alınıyorsunuz ki durduk yerde diyor. Ve reddetmiş bizim tazminat talebimizi. İstinafa gittik yani. Yani birileri bir şeyler iddia ediyorlar. Meral Akşener aynı, Kemal Bey'le aynı şeyleri iddia ediyor. Ümit Özdağ da kazandınız ama tazminat. Evet, onunla tazminat kazandık. İnternet sitemizde var zaten, koyduk onu da. Yayınlıyoruz. Her şeyi şeffafça yayınlıyoruz biz yani. Anladım. O zaman sizin böyle bir amacınız yok. Siz sadece böyle hani şey... Şükür Allah'a şükür. Hayır, ben bunu ikna olmadım. İkna olduğunu söylemedim. Eyvah eyvah. Yok, bizim ikna olup olmamamız... Şimdi çünkü sürekli her seçim ağzı... Hayır, her seçim ağzı... Şimdi her seçim ağzı sizinle ilgili... Yani sürekli Sadat çıkacak sokağa... Yani 15 Temmuz'da da aynısı oldu. 15 Temmuz sonrasında da aynısı oldu. Kemal Kılıçdaroğlu buraya gelip dillendirdiği konular var ya, konu başlıkları. Yani internet sitesinde yayınladı Cumhuriyet, CHP. Ondan sonra bu konu başlıkları var ya, bunlar aylardır, hatta yıllardır FETÖ tarafından zaten dillendirilen konular. FETÖ kanalları bunları zaten aynı şeylerden bahsediyorum. Bakın, aynı FETÖ'nün önde gelen isimleri bunları. Hatta Kemal Kılıçdaroğlu buraya gelip bu açıklamaları yaptıktan sonra tekrar çıkıp tweet attılar. Dediler ki biz 8 aydır, şu kadar yıldır bunları zaten söylüyorduk. Kemal Bey'e günaydın dediler kendileri. Açıp okuyun tabii ki yani. Belli baş isimler. Bir saniye bitirmem lazım. Dolayısıyla şimdi dönüp baktığınızda Michael Rubin var. Pentagon görevlisi. O da Türkiye düşmanı bir adam. O da aynı şeyleri iddia ediyor. İşte Sadat şunu yapacak, Türkiye'yi kana boyayacak, şudur budur falan. Ondan sonra bir delili ispatı var mı? Yok. Hiç kimse herhangi bir delil koymuyor. Sürekli iddia yani. Sürekli iddia. Şu geldiğimiz süreçte ben dönüp baktığım zaman, şimdi dönüyorum bakıyorum, işte 6+1 masa tutmadı Kemal Bey için. Ondan sonra Ekrem İmamoğlu ayrı bayrak açıyor seçimlere doğru yaklaşırken. Canan Kaftancıoğlu'yla ilgili de terörle ilgili şeyler var. Şimdi ama Kemal Bey niye buraya geldi yani? Ama güvenlik diyor. Ya neyin güvenliğinden bahsediyoruz? Biz iç siyasetin bir aktörü değiliz. Az önce çok iyi bir şey dedi. Bir saniye. Biz iç siyasetin bir aktörü değiliz. Niye bizi seçim güvenliğiyle irtibatlandırmaya çalışıyorlar her seçimde? İşte onu soruyoruz. Niye yani? Mesela siz bir görüşme talep ettiniz mi? Yani mesela gelin bir size anlatalım dediniz mi? Cumhuriyet Halk Partisi. Basın yoluyla söyledim bunları. Hayır, siz İyi Parti'yle ya da mesela... Yani bizzat... Kemal Bey buraya gelmeden önce mi diyorsunuz? Tabii, bir görüşme talebi. Ya ben iş siyasetim, bir aktörü değilim. Ben ticari bir şirketim. Ne alakası var? Ama ne alakası var? Ama siz sorun. Yani siz bize şirket olarak sorun. Görüşün mesela. Yani siz sonuçta özel bir... Zaten geldikten sonra dedim ki Kemal Bey görüşme talep ederse görüşürüz ama bizden görüşme talep etmeden, hatta belki de zannımca burada olmadığımızı bile geldi buraya. Siz gidin görüşün. Ben size anlatayım. Tamam, görüşelim. Yani onu söylüyorum. Dedim davet etsinler ama şöyle bir şartım var şu anda. Kemal Bey bize terörist yetiştiriyor dediği için bir kere özür dilemesi lazım. Ondan sonra görüşebiliriz tabii ki. Tamam. Şimdi ama şunu başka partilerle görüşeceğim. Bakın başka partilerle görüşeceğim yalnız. Kimle görüşeceksin? Ya hangi parti istiyorsa görüşeceğim. Ha, şu anda bir talep yok. Yani Mustafa Sarıgül talepte bulundu. Yarın görüşeceğim Mustafa Sarıgül'le. Diğer partilerle talep ederlerse onlarla da görüşeceğim. Anladım. Şu az önce söylediğiniz bir şey dikkat çekti. Şimdi FETÖ'den bahsederken, evet. Zaten FETÖ'cüler de bu iddiaları dile getiriyor. Evet. Bunun aynısını, evet. Şimdi bakın, aynısını şimdi iktidar da söylüyor. Şimdi yıllarca ortaklık yaptılar onlar zaten. Yani evet. Mesela iktidar zaten o mesela aynı çeteyle yıllarca ortaklık yaptı zaten. Hepsi biliyor yani, vekillikleri vardı ve bir şekilde temasları vardı. Bunu mesela Cumhurbaşkanı da açıkladı. Şimdi siz bunu mesela bir şirket olarak da bunu Fethullah zaten yaptı dediğiniz zaman top otomatik oraya gidiyor ve kimse bunu konuşamıyor. Herkes korkuyor. Yani FETÖ söylememiş gibi duruyor sadece. Ama Fethullah Gülen dışında da bunu dinlendirenler bu var. Bu FETÖ'cü kanalların işte Almanya'dan, Amerika'dan, işte Kanada'dan yayın yapan bu adamların aleyhlerine dava açmak için hukukçularımız çalışıyorlar. Ama hepsi firari olduğu için adamın adresini tespit ediyorsunuz, bakıyorsunuz tespit ettiğiniz anda başka bir yere taşınıyor. İletişim onlar yani. Yapamıyoruz. Ama biz elimizde bu dosyaları hazırlamış da onlarla ilgili yakalayalım da bu adamları bir şekilde dava açalım diye uğraşırken Kemal Bey'in aynı şeyleri
dillendirmesi çok ama 2018'den bu yana böyle. Çok manidar yeni oldu yani. Değil ama. Çok manidar ama oldu. Yeni değil. Yani ne kadar zamandır olursa olsun bir ana muhalefet partisi liderine delillendiriyorsa tamam hakkı. Delillendiremiyorsa laf olsun diye sadece iddiaları gündeme taşımak sorgulanması gereken bir şey. Beni değil Kemal Bey'i sorgulamanız lazım. Gidin Kemal Kılıçdaroğlu'na, Kemal Bey bunları ispatlayamayacaktınız da ne diye ortaya attınız, ne yapmaya çalışıyordunuz diye bir sorsanız da kendisine. Belgelerini koysun ya. Ya gelsin kafamıza vursun belgelerini. Duyumlar bak. Var diyor. Ya duyum neymiş duyum ya? Yıllardır nasıl bir duyum bu? İşte muhalefet partisi şu anda ana duyum, ben size söylüyorum işte duyumları oluşturan FETÖ. Sürekli bir duyum oluşturuyor. Sürekli bunları empoze ediyor. Çeşitli kanallarla. Kaynaklarla size ya, geldiğini iddia ediyorsunuz. Ya tabii ki aldı kalktı geldi buraya. Ama az önce Peker'i de FETÖ'ye bağladınız. Farklı bir düşünceniz varsa siz de onu ortaya koyun. Hayır az önce onu da FETÖ'ye bağladınız. Oradan da ama FETÖ, yani gidip, hani olabilir, FETÖ'nün şu ülkedeki etkisini herhalde idrak edemediğinizi düşünüyorum ben. FETÖ mü? Evet. Ya bunu en iyi biz biliyoruz herhalde. Yani idrak edemediğinizi düşünüyorum. İktidarla ortak oldukları için yani muhalefet bunu çok iyi biliyordu yani. Ve bütün yapılar hani korkunç bir süreçten geçti. Ama zaten şu anda büyük bir mücadele verildi ve 2016'dan bu yana zaten tamamıyla silindiler. Yani tamamıyla silindiklerine katılmıyorum ben. Halen daha çeşitli yani, yerlerde varlar. Çok etkin değiller. Kafalarını kaldıramıyorlar, korkuyorlar. Evet, kafalarını kaldıramıyorlar ama halen daha varlar. Bu belli. Çünkü bir şey yapmaya kalktım. Bir yazı gönderiyorum ben Milli Savunma Bakanlığı'na. Şuraya şu hizmeti vermek istiyorum. Uygun mudur diye soruyorum. Bir bakıyorum ses başka yerlerden çıkıyor. Belli ki içeride FETÖ aktif halinde. Aslan'la Sadat'ın ilişkisini sormuştunuz. Tamam. Onu da siz anlatın. Evet, anlatayım. Buyurun. Şimdi bakın 6 tane devletlerin merkezden yürütülmesi gereken 6 tane ana alanı var dedik ya. Bunlardan bir tanesi savunma alanıdır. Ülkelerin savunma ve savunma sanayi alanıdır. Bununla ilgili ASSAM'ın oluşturduğu şeyler var. Akademik çalışmalar var. Yani İslam ülkeleri şöyle bir askeri birlik oluşturması gerekir. Şöyle bir savunma sanayi birliği oluşturması gerekir diye ASSAM'ın yürüttüğü akademik çalışmalar var. Sadat bu akademik çalışmaların sahada uygulanabilirliğini test ediyor. Yani ASSAM'ın oluşturduğu akademik tezleri, yani ASSAM tez üretiyor. ASSAM'ın işi bu. Tez üretmek. Sadat bundan yararlanıyor. Tabii ki alıp o tezleri, akademik çalışma, bilimsel çalışma olmuş. Ben bilimsel çalışmadan faydalanmayayım mı? Faydalanırsın tabii. Yani kendi kurumumun oluşturduğu akademik tezleri alıp sahada uygulanabilirliğini test ediyorum. Ne yapıyorum mesela? Orta Doğu ve Afrika bölgesinde yaşadığımız en büyük sıkıntı. Vatandaş bize bir tane WhatsApp'tan resim gönderiyor. Diyor ki benim silahlı kuvvetlerimin şuna ihtiyacı var. Atıyorum. Yani ne bu? Bu fotoğraftan ne anlayayım ben? Bir şeyi satın almak istiyorsan eğer, bir şey satın almasını yapmak istiyorsan teknik şartname oluşturursun. Bu ürünün vasıflarını tarif eder. Hangi standartlara göre olması gerektiğini tarif eder. Teknik şartname. İhaleye çıkarsın. Onu üreten firmalar o ihaleye teklif sunarlar. Sen de en sağlıklı şekilde o ürünü en uygun fiyatlarla, en uygun maliyetlerle satın alırsın. Ama Orta Doğu ve Afrika'da altyapı gelişmediği için bunu yapamıyorlar. Ne yapıyor adam? WhatsApp'tan fotoğrafını çekiyor. Bundan bana şu kadar lazım. Fiyat teklifi verir misiniz? Gönderdiği şey tatlı çatalı mı? Yemek çatalı mı? Ondan sonra işte ne bileyim çorba kaşığı mıdır nedir? Anlayamıyorsunuz. O fotoğraftan büyüklüğünü anlamak mümkün değil. Teknik özelliklerini anlamak mümkün değil. Hangi malzemeden yapılmasını istedikleri belli değil. Dolayısıyla bunun için ilk önce askeri standartlarını oluşturması gerekiyor. Teknik şartname hazırlayan birimlerin olması gerekiyor. Ondan sonra kontrol muayene birimleri oluşturması gerekiyor. Kontrol laboratuvarları oluşturması gerekiyor. Dolayısıyla biz buna askeri standartizasyon ve metroloji merkezi diyoruz. Askeri mühendislik çalışması yani. Biz mesela böyle çalışmalar da yürütüyoruz. Kimse bunlara odaklanmıyor. Ya bilimsel çalışmalar yürütüyoruz biz. Yani herkes ya işte silah falan onlara odaklanıyor. Ya onlar işin farklı bir boyutu. Biz teknik kapasite geliştirmeyle ilgili, lojistik sistemleri geliştirmeyle ilgili hizmetler de sunuyoruz. Niye kimse bunlara odaklanmıyor? Yani şu an sizin internet sitesine girdiğimde evet. Yani biz Sadat'a, şimdi Sadat'ta ben silah dışında hiçbir şey görmüyorum zaten. Eyvallah.
Ya Sadat'ın verdiği bütün eğitimler o yani zaten. Yani siz oturup hani kitap okuma etkinliği yapmıyorsunuz ki zaten. Yani verdiğiniz eğitimler, işte yani, gayri nizami harpten bahsediyorsunuz, işte pusu kurma. Mesela genel başkan da onu söylüyor. Tediş diyor mesela, terör eğitimi mesela. Bunu veriyor musunuz? Zaten veriyorsunuz, orada tabii duruyor. Tabii paketimiz yani bu. Tamam, şimdi kime? Bunu verdiği zaman Sadat, şimdi oturup kitap okuma etkinliği. Şimdi bakın, bugün Ukrayna Rusya'nın işgaline uğradı, doğru mu? Yeni oldu. Ukrayna işgal altında. Rusya süpersonik füzeleriyle Ukrayna'nın askeri tesislerini vurarak askeri birliklerini çalışamaz hale getirdi. Doğru mu? Doğru. Peki Ukrayna Rus askerlerinin kendi şehirlerine kadar giren işgal güçleriyle nasıl mücadele ediyor? Gayri nizami harp yapıyor değil mi? Yani meskun mahallelerde gayri nizami harp yapıyor bugün Ukrayna. Yani dönüp bakarsak Türkiye Osmanlı'nın son döneminde Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra işgale uğradı mı? Düşman işgaline uğradı mı? Uğradı değil mi? Yani çekinmeyin söylemekten ya. Devam edin, ben sizi dinliyorum işte. Her şeyinizi onaylarsam durumda yani, ilerlemez yani. O zaman siz soru, ben cevap. Böyle bir işgale uğradı Türkiye. Bu işgalden nasıl kurtulduk? Mustafa Kemal atladı gemiye, Samsun'a çıktı, öyle değil mi? Ondan sonra Amasya, işte Sivas, Erzurum kongrelerini yaptı. Ondan sonra bu kongreler sonucunda halkı örgütledi ve bir gayri nizami harp faaliyeti yürüttü. Yani işgal altına giren ülkeler bu gayri nizami harp faaliyetini yürütmek zorundadır. Dolayısıyla bu her silahlı kuvvetlerin barış zamanında yapması gereken bir hazırlıktır. Silahlı kuvvetler barış zamanında işgal altına girme ihtimallerine karşı gayri nizami harp hazırlıklarını yapar. Kıbrıs'ın işgalinde de aynı şey olmadı mı? Sitenizde bunu anlatıyorsunuz. Zaten. Anlatıyoruz tabii ki. Böyle yani. Yani tabii ki. Bunu buradan işte efendim Sadat sabotaj baskın eğitimlerini Türkiye'de hangi sivillere verdi? Ya bu ahmaklıktan başka bir şey değil. Kusura bakmayın yani. İşte zaten sivil. Ya benim öyle gizli bir şey yapacak olsam niye bunu internet sitesine koyayım? Ahmak mıyım ben? Öyle mi görünüyor? Karşıdan bakınca öyle mi görünüyor yani? Ben eğer böyle gizli bir şey yapacak olsam internet siteme niye koyayım ki bunu? Kendi kendimi niye ifşa edeyim ki? Böyle bir art niyetim olsa, öyle değil mi? Türkiye'de sivilleri örgütlemeye falan çalışıyorsam ya niye çıkıp da ben bunu internet sitesine koyayım? Herhalde adamın ahmak olması lazım bunu yapabilmesi için. E kalkıp da o zaman bu iddiada nasıl bulunursunuz ya? Sadat acaba hangi sivillere sabotaj eğitimi verdi? Hangi sivillere suikast eğitimi verdi? Allah Allah ya! Neden bahsediyoruz biz? Varsa böyle bir şey ispatlayın kardeşim. Yani 10 yıldır biz o internet sitemiz... Bugüne kadar hiç gayri nizami harp eğitim paketimize bir talep gelmedi. Arkadaşlar diyorlar ya Melih Bey çıkartalım bu gayri nizami eğitim paketini. Çok tepki çekiyor diyorlar. Yani ben korkmadığım için çıkartmıyorum onu oradan. Özellikle tutmaya devam ediyorum. Bugüne kadar hiçbir talepte gelmemesine rağmen o eğitim paketi orada duracak. Biz herhangi bir sivile suikast, sabotaj, yol kesme, adam öldürme bilmem ne eğitimi vermedik. Vermeyiz. Ne yaptığımızı çok iyi biliyoruz. Nereye basmamız gerektiğini, nereye basmamamız gerektiğini çok iyi biliyoruz. Basmamamız gereken yere hiçbir zaman basmadık. Basmıyoruz. İleride de basmayacağız. Basacağımız yerlere de basabildiğimiz kadar basıp ilerleyeceğiz. Ne kadar ilerleyebiliyorsak. Biz bunların bilincindeyiz. Ne yaptığımızı biliyoruz yani. Neyin Türkiye'nin menfaatine, neyin Türkiye'nin menfaatine olmadığını biliyoruz. Yani tabii ki. Yani Aslam'la ilgili sorduk aslında. Oradaki en önemli kısım bir laiklik kısmı önemliydi. Evet. Siz tartışılabilir dediniz. Yani tabii ki o İslam ülkeleri parlamentoları otururlar. Teklif ederler kendi aralarında. Laik olalım, şöyle olalım, böyle olalım diye teklif ederler. Tartışırlar. Buna... Türkiye'de uygulanan laiklikten bahsediyorum. Yani şöyle sivil toplum kuruluşu... Aslam'ın Türkiye'de uygulanan laiklikle bir ilişkisi yok ki. Orada neyi soruyorsunuz anlayamadım yani. Sivil toplum kuruluşu böyle amacınız olabilir yani. Ben... Çünkü Aslam'ın amacının ne olduğu çok açık ve net. Sadat'ın da amacının ne olduğu çok açık ve net. Yani öyle bir çalışmamız yok. Aslam'la Sadat genelde hani
yönetim kurulundaki aynı isimden olmasından dolayı evet. bir ortak bir nokta bulunmaya çalışılıyor ya yine vatandaşlar Niye? Tarafından. Niye? Evet, hani ortak noktanın ne olduğu da belli yani. Ve hani sivil toplum kuruluşlarının bazı değer yargılarına şeyi vardır. Hani bunu onaylıyoruz, bunu desteklemiyoruz falan gibi. Laikliği o açıdan soruyoruz. Yani Aslam'ın laikliğe bakış açısı nedir diye soruyoruz. Bakın Aslam İslam ülkelerinin birlik oluşturabilmesi için mevzuat oluşturma yolunda fikri jimnastikler yapan bir kurum. Evet. Yani Türkiye'deki laiklikle ilgili bir yorum getirmesini beklemek Aslam'dan yanlış olur. Sivil toplum konuşuyorsunuz, görüş belirtirsiniz yani. Ama çalışma çerçevemizi belirlemişiz. Hadi İslam ülkelerini birleştirelim demezsiniz herhalde. Burada bir ideoloji var zaten. Var. Tabii ki çünkü dağınık olan onlar yani. Evet. Ensesinde boza pişirilenler de onlar. Şahıs olarak sorayım. Yönetim kurulu başkanı, evet. başkanı ve yardımcısı ne düşünüyor? Mesela Türkiye'de laiklikten rahatsızlar. Yani evet, mesela bunu tartışmaya açmak... Özür dilerim. Laikliğin 28 Şubat dönemindeki uygulanma şeklinden rahatsızlık tabii ki. Şu an? 28 Şubat. Yani şu anda bir problem var mı? Size sorayım. Şu anda Türkiye laik değil mi? Şeriat ülkesinde mi yaşıyoruz? Şu anda laik bir ülkede yaşıyoruz ve şu andaki laiklik uygulamasından gayet memnunuz. Var mı bir sıkıntınız? Sizin laiklikle ilgili bir sıkıntınız var mı? Yok değil mi? Bizim de bir sıkıntımız yok. Ama laiklik adına bazı hanımların başından başörtülerinin çekilmesine karşıydık yani. Tabii ki karşı olacağım. Yani başörtülü kızları üniversiteden at, kamudan uzaklaştır. Öğretmeni peruk takmaya mecbur et ondan sonra. Sonra insanlar gittiler FETÖ'nün kucağına gittiler işte öyle yapınca. FETÖ'nün kucağına insanlar öyle gitti. Son olarak şunu sorayım. Herhangi bir ülkede, yani özellikle Suriye'de bulunan herhangi hiçbir örgütte bir bağ kurmadınız. Hiçbir bağlantımız yok. Hiçbir onlara eğitim vermiyorsunuz. Hiçbir eğitim vermedik, vermeyeceğiz. İnsanlar sizden korkmasın mı? İş savaş çıkarma gibi bir düşünceniz yok herhalde. Ya korkmak istiyorlarsa korksunlar, ne yapayım yani Allah Allah. Çok teşekkür ederim. Korkmak istiyorlarsa korksunlar, yapacak bir şeyim yok. Ama birileri bizim üzerimizden bir korku pompalıyor. Bu kesin. O kişilere gidip sormanız lazım. Yani Sadat'ın üzerine niye bu kadar gidiyorsunuz? Varsa ispatlasınlar. Yoksa ayıp yani ya. Bu kadar da olmaz yani, ayıp.